Sözel dersleri başkasından dinleyince daha iyi anlıyorum. Kendim çalışınca anlamakta zorluk çekiyorum. Ne yapmalıyım? Sevgili Serhan, özellikle işitsel yöntemler senin daha çok işine yarıyor. Bu birincisi bu. Ama sakın bundan şunu anlama. Başka yöntemleri kullanmama gerek yok. Sakın bunu anlama. Çünkü sevgili öğrenciler, bir konuyu ne kadar fazla yöntem, ne kadar fazla öğrenme tekniği kullanarak beyninize kaydederseniz bu bilgiler o kadar kalıcı olacaktır. Çünkü bunu hani çok böyle teknik anlatmaktan da biraz kaçınmak istiyorum ama isterseniz onu beynimizin farklı bölgelerini devreye sokmak diye aklınızda tutun. Ama sadece işitsel, sadece görsel, sadece dokunsal yöntemler kullanmayın. Her yöntemi kullanın, size çok faydalı olacaktır. Avukat olmak istiyorum. Matematik ve fiziğin ne kadar işime yaradığını bilmek istiyorum. Evet, önceki çok güzel bir soru. Bu neden? Buradan da herkes şunu çok iyi bilmeli. Sevgili öğrenciler, matematik netleriniz düşük olabilir ama matematiksel ve mantıksal düşünüyor olabilirsiniz. Bakın, öncelikle bütün öğrencilerin matematik netine bakarak ben matematiksel ve mantıksal düşünme becerim az gibi bir sonuca sakın ulaşmasın. Hukuk matematiksel ve mantıksal beceri ister. Ve siz eğer fizikten, matematikten iyiyseniz bu beceriniz zaten vardır. Ama netleriniz bu alanda düşükse bu becerinizin olmayacağı anlamına gelmez. Hukuk muhakemedir. Fotoğrafın tamamını görmedir. Bu sebepten dolayı matematiksel ve mantıksal bakış açısı işler. Bunu unutmayın. Ders çalışırken klasik müzik dinlemek faydalı mıdır? Şimdi yapılan bilimsel çalışmalar klasik müzik dinlemenizi ve dinlemeniz durumunda da beyninizin daha iyi çalışacağına yönelik tıp alanından gelen bilgiler bizim önümüzde duruyor tıp kaynaklarında. Bu var. Ama sevgili öğrenciler, bunu abartırsanız, her soruyu, her saniyenizi klasik müzik dinleyerek eğer ders çalışırsanız, beyniniz buna alışır. Beyniniz alıştığı zaman gerçek sınava gittiğinizde böyle bir şey yok. Yani size klasik müzik dinletmeyecekler. O zaman ne yapacaksınız? Evet, zaman zaman klasik müzik dinleyerek ders çalışabilirsiniz ama bunu yaygın olarak yapmayın. Doğrusu bu. Soy ve çekin evine. Zeynepciğim, öncelikle soru sormak biraz da bilgi birikimiyle alakalıdır. Senin çekingenliğinle alakalı değil. Onu sen kendi üstüne alma bir defa. Öncelikle bunu böyle ifade edeyim. Eğer siz bir konuya çok hakimseniz oradan doğru soru sorarsınız. Mesela ben uzaycılık, havacılık alanında bilgim yoktur ve hakikaten oradan soru soramam. Biri de sor dese çekinirim. Şimdi senin yaşadığın şey de aslında o. Özellikle soru sormaya çekindiğin konularda yeterince bilgi sahibi olmadığını, bakış açısı sahibi olmadığını düşünürsen ne yapacağını da bilirsin. İlkokula giden çocuğum tek başına ders çalışamıyor. Sizce bu normal mi? Evet, öncelikle ilkokula giden çocuklar için çok yaygın bir konu bu. Bakın siz sorun gibi aktarıyorsunuz ama ben bir durum diye ifade edeceğim. İlkokul çocuklarının üzerinde bu konuyla ilgili yaptığımız çalışmada. Şimdi bakın siz İş hayatının içindesiniz. Çocuğunuz iş hayatının içinde. O çocuk okulda. Hep beraber buluştuğunuz alan neresi? Saat, akşam. Bu ne kadar çocuğunuz adına? 2 saat. Şimdi bu 2 saatte de çocuğu hadi bakalım odaya git dediğiniz zaman o çocuğunuzun ruhsal gelişiminde sıkıntı olur. Onun için değerli anne babalar, çocuğunuz ilkokuldaysa ya bizim zamanımızda biz tek çalışıyorduk falan demeyin. Çocuğunuz ilkokuldaysa ve sizinle çalışma ihtiyacı varsa, çocuğunuzla akşam saatlerinin dışında görüşemiyorsanız, lütfen o çocuğunuzla birlikte oturun, sohbet ortamı içinde çalışın, onunla konuşarak çalışın, ona yanında olduğunuzu hissettirerek çalışın ve bunu asla unutmayın. Hafta içi her gün tam bu saatte görüşmek umuduyla.